Drop var. Adam akıllı bir şey çıksa var ya. Büyük bir ödül var. Açıyorum. Bana gelen mesajda öyle. Umarım AVM vardır. Kamuflaj varsa benim. Bu sıcakta ne yapacaksın kamuflajı? Gel. Hadi bakalım. Oy, oy, oy. Ne çıktı? 8x harita. Koordinatlar ve... var. Galiba koordinatları buldum. Bir de herhalde şey çeyrek altın. Açıyorum arkadaşlar. Düğünümüze hoş geldiniz. Bakıyorum dur. Galiba burada koordinatları buldum. Anahtar. Burada bir şeyler yazıyor. Okuyorum. Hadi bakalım. Maceraya hoş geldiniz. Görelim bakalım hızınızı. Gün batana kadar bulmalısınız bütün dropları. Her dropta alın koordinatı ve bir de işinize yarayan bulutları. 5 dakikanız var. Varmak için hedefe ama hedef ne? Marifet onu keşfetmekte. Arkada bir şey daha mı yazıyor? Koordinatlara göre diğer dropu bulmamız gerek. Anahtar var. Bence kanolar da var. Var. Büyük ihtimal. Kanoya binip gideceğiz. Evet. Kano evet. Koyduklarına göre. Motorla gideceğiz. Tekne falan yok mu ya? Tam olarak nereye gideceğiz onu bulalım bence. Kaşın kıyısı. Belki buradan bakınca gözüküyor. Yok Kekova. Doğru tarafın olur. Ama 5 dakikamız var çabuk olmamız lazım. Bak burası Meis Adası. Oraya bak. Biz şu anda tam olarak şuradayız. Şurası bizim olduğumuz yer eminim yani. Şu şeydeyiz, İnce Boğaz'dayız. Bak İnce Boğaz yazıyor. Bizim olduğumuz yer neresi tam? 36-12 diyor çünkü. İyi misin? Burada yazıyor mu koordinatlar bir şeyler? Hayır, sadece burada bir mani var. Yani çok da işimize yaran bir şey yok. Sadece 5 dakikamız var, 29. Bunu biliyorum. 28 burası. Ya işte İnce Boğaz'dayız. Burası 28. Tamam. 29. Marina'nın olduğu yer. Neresi Marina? Şurası Marina. Marina'ya doğru bak. Yatların olduğu yere bak. Var mı şey? Tam karşı taraf değil mi? Aha. Sağa sola bak. Şurası da olabilir Merve. Şurada bir bayrak var. Baksanıza. Evet. Tam şu arası var. Motorlu şeylerin olduğu yer. Onun yönünde uyuyor bu arada. Ha aynen sarı. Bak, tam PUBG Mobile bayrağı. Şu an eğimi üzerine koydum bile. Tamam. Tamam. Ben de bakacağım. Okey Kavulan'a gidecek büyük ihtimalle. Nerede? Kızlar öyle biniyor. Ben öne biniyorum. Yardım iste. Denk edin. Okey. Ayakkabımı ıslandı. Evet. Ayakkabı çıkartsaydım keşke. Haydi. Şöyle değil mi? Evet evet 90 derece aç koyacağız. Merve, kalsan tam oturuyor mu? Biraz kısa bir özgün vermen lazım ama. Bunlar var ki abi, bir şey var, ben söyleyeceğim. Peki de. Gerçekten. Ben sana söyleyeyim, evet. Denge sende şu an. Tamam. 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 Başlayabilirsin, soğuksa. Barış, ben boğulmam değil mi? Neden? Şimdi gizme bilmiyorum. Oğlum, çok şimdi bir söyleyeyim merak etme. Dur, biz kaçalım şuradan. Ölmeyeceğim değil mi? Aktif'in yüzmeyi bilmiyor. Merve de bilmiyor. Bu işi olmaz. Sakın. Düşmez değil mi? Çok tehlikeli zaten polis bakalım abi. Birden ona yanarsa geçecek. Bir. Ya ben çok korkuyorum. Bir sağ bir sol. İş yap kardeşim. İş. İş. İki. Yaslan var ki. Az öne doğru otur. Güzel. Bir. Çok yapılıyor ama. İki. Nice. Bir, devam. Sağ. Bir. Bir sol. İki. Bozma tempoyu. Sağ. Ay. Sol. Biliyorsun sağ. Ki ben boğuldum bir, sol. Bir kere kameraların önünde. Bu şimdi söylemem mantıksız oldu. Öyle sol yap biraz. Yani? Öyle sen ölürsen sol yap biraz. Senden. Aynen. Soldan gideceğiz biraz. Sola doğru. Evet. O yüzden sağ küreği biraz daha kuvvetli çekeceksin. Dönmek istediğin zaman. Biraz sağ. Çok az sağ yap sadece. Sağ, sağ, sadece sağ yap. Biraz sağ, sağ. Alo. Sağ kardeşim, sağ. Ya ben sağ. Kaldır bakayım seni. Allah Allah. Küreğin alt tarafa doğru uzat. Kalk, kalk öyle. Tamam, tamam, okey. Şimdi tamam. Sol. Tamam, sağa geç. Şimdi sağ. Şöyle. Artık tekrar sol. Tamam. Sağ. Barış. Barış. Efendim. Abi Nisa küreğini öne doğru tutsun dengeli. Sen arkadan basarak gel. Bak böyle. Okey. Böyle mi? Daha rahat olacak. Çok hızlı gidiyoruz. Abi, yamuluyor. Ne? Yamuluyor bu. Sen sağ yap sadece. Suyun içine çok fazla sokuyorsun çünkü. Abi Nisa küreği öne doğru tutsun. Sen basarak gel arkadan. Yok ben direkt kedim atıyorum bak. Aynen böyle. Devam. Sanki güzel 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 güzel, güzel böyle güzel. Ben biraz sağ yap. Ediyor. Güzel, güzel, güzel. Yardım edeyim birazcık bari. Tamam. Hadi Merve. Sağ ol, sağ ol. Yaptım. Başardım bence. Yüzme gülmüyordu. Seninle... Başarılı. Karma girelim ya, Kaki.
Alırız madalya. Her kadar ben basarım kuvveti. Sen de çok iyi gibi hissediyorum. Böyle yaparsak çok güzel görünür kamerada. Sen zaten tamam. Çok çektin, tamam. Çok. Tamam. Bravo Merve. Bravo. Burada mıyım? Evet. Tamam bekle, sol sadece. Sol, burada sol yapman lazım. Şöyle değil sol, mi? Sol, sol, sol. Şimdi öyle bir yanaşacağız ki. Bas sağ küreğini. Bas, arkasına bas sağ küreğini. Asla yapamayacağım çevir. Bu arada. Biz çarptık zaten. Hayır, çarpmadık. Nice, güzel yanaşa. Çok ittirme. Çok bakıyoruz, evet. Bas, hiç yapma. Ben ölmeden beni alır mısınız? Sakin. Sahil isteklerinin önünden tutun. Kürekleri bırakın. Öyle mi? Sahil isteklerinin önünden tut abi. Evet, bas hemen şimdi çekerek. Yanlarda tutarsan ne olacak? İşte bu. Başardık. Ben nasıl geçti? Öncelikle bir shrine. Tamamdır abi. Karaya vardık. Bedel ödedik. Çok sıkıntı yok. Tebrik ediyorum sizi. Çok iyiydiniz. Senin atan değil. Senin atan değil aslan. Senin atan değil. Suyun hatası bu. Başardık bebeğim. Yanlış yere geldik ya. Güzel. Valla seviniyorsunuz da yanlış yere geldik. Burası değil. Bayrağı görebiliyor musunuz? Bayrağı görüyorum. Bu taraflarda değil miydi ya? O taraflarda olması lazım. Oraya geçelim. Tamam, yan taraf gördüm. Hadi hızlıca toparlanın. Zaten tamam. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda kardeşim. Hadi hadi. Hızlıca koş 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 koş. Ulan kartta yok, buradan çıkabileceğiz mi? Okey. Bassana düğmeye. Basılı tut. Okey, gel gel gel. Geç. Geç abi. Sağ tarafta. Şu tarafta gel 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 gel. Görebiliyor musun? Evet evet, gel beni takip edin. Orada değil mi ya? Hadi hadi hadi. Biraz daha hızlı. Ben baktım, kaldım bence. Burası, burası, gel. Üstünde drop var bu arada. Yes. Bulduk. Drop var burada. Zamanında geldi sanırım. Evet ya, tam zamanında geldi. Burada aç. Uçan bagajcı. Hadi bakalım. İşaret bir şey var. Player gancı. Mani var mı sen okuyun? Ve koordinat bende. Tekrardan. Hayır, beraber açalım. Aç abi, aç aç aç. Tutsan oradan. Okey. Alana sok bizi. Alanda bu player gancı atalım, başka bir şey istemiyorum. Aynen. O zaman ben size yeni mahallemizi okuyorum. Hadi oku. Yasnaya'ya atlayıp lutlamalı levye ile. Bu nasıl bir şey? Evet evet, öyle okuyacaksın. Yasaya'ya atlayıp lutlamalı levye ile sonra gitmelisin George Pula tekneyle. Hayatta kalan olursa 5 dakika basar Yasaya'lı kaptan motoru marşına. Hiçbir rüzgar yardım edemez hangi limana gideceğini bilmeyene. Tekmedeyiz. Yasaya'ya doğru gideceğiz. Tekneyle ben gideceğiz. Ben okurken anlamadım bu arada. Ben kendi kafama sıkıp direkt ne anladınız? George'dan başlayacağım. Ne anladınız? Hiçbir şey anlamadım. Levye var. Okuyabilir miyim bir? Ben de, ben de ufak bir. Levye görüyorum hocam. Yasnaya'ya atlayıp lutlamalı levye... Bir dakika Allah aşkına. Bunlar okumaya Yasnaya atıyoruz. Hayır ama kötü yazmışlar. Yasnaya atlıyoruz, loot alıyoruz. Levye ile, levye. Yani en lan taşla lutlayacak. Sonra gitmelisin George'la tekneyle. Hayatta kalırsa 5 dakika basar Yasnaya'la kaplama durum var. Ya, bir tek kapısla aldım tamam, seni şu an. Hayır hayır. Biz alakası var. Arkadaşlar, lootumuzu Yasnaya'ya geçip yapıyoruz. Ondan sonra George Floyd tekneyle geçiyorum ve 5 dakikalık bir ama bir şey var. Söyleyeceğim. Hayatta kalabilirseniz diyor. Demek ki tamam, bir tehlike var. Allah Allah. Şuradan sadece tehlikeyi çıkardın ya. Şuradan sadece tehlike. Adam buraya 10 cümle almış. Harita bırakmış. Free ilgancık var. Tehlike tamam, var. Tamam, George Floyd'u biliyoruz. Yasnaya'yı da biliyoruz. Yasnaya'ya gidip, Yasnaya gidip loot yapmamız lazım. Okay. Ondan sonra George Floyd tekneyle gidiyorum. George Floyd'daki limana gitmemiz gerekiyor. Oraya kadar hayatta kalmamız gerekiyor. Free ilgancığımız var. Büyük ihtimalle bunu mantıklı bir yerde kullanmamız lazım. Şu an alanda olduğumuzu düşünüyorum. Başaramazsak yardım isteyeceğiz. İhtiyacımız işte. O zaman oyun kısmına geçiyoruz. Oyuna hadi geçelim alalım. O zaman. Oyuna geçelim. Flergan'ı nerede kullanacağız? Onu mantıklı bir yerde kullanırız. Şimdi ne var elimizde? İki tane koordinat var, bir tane anahtar var, bir flergan var. Oyunu geçip tekneyle gideceğiz büyük ihtimal. Evet. Hadi. İnşallah. Dualar mısın? Let's go. Başlayalım. Çıkartıyorum telefonu.
olayın farkındasınız zaten. Yazın hayatta acayip bulutumuzu yapacak. Ondan sonra da bir tane tekne bulup Georgia'ya öyle ya da böyle bir şekilde varmak zorundayım. Yani bir şekilde o tekneyle Georgia'ya kadar gitmemiz gerekiyor. Unutmayın. O yüzden sağlam rot yapın. Ayarlarınızı yaptınız mı? Yaptık. Bir de 5 dakikamız var bunu yapmak için. Aynen. Ve 5 dakikalık süremiz var. Öyle ya da böyle geçirmek lazım buraya. O zaman ben güveniyorum sana. Sana güveniyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Tekneye geçtiğimizden 5 dakika süremiz başlıyor. Ona göre. 4 tokye indiriyorum. Okey. Oradaki rotu yapalım. Garajlı araba varsa direkt arabayla çıkarız. Açıkta araba mı? Evet evet. Bir tanesi burada. İstanbul'a gitti. Çok güzel. Iyi gittiler. Okay. Gençler burada durmayacağız. Yok. Direkt tekneye gideceğiz. Hızlı bir şekilde tekneye hadi. Evet. 3 kişilik motorla beni ileride bir araç bulmam lazım. Hemen kıyıya gelin. Var mı? Tekne var. Tam olduğum yere gelin. Okey. Hazır mıyız? Soldan tamam, devam ediyoruz. An itibariyle süremiz başladı. Hadi bakalım. Lisa sen sol tarafa an. Tamam. Biz. Solda birileri var galiba. Bir dikkat edin gençler. Aynen. Zikzak yapacağım. Tamam gel şuna. Güzel döndü. Okay. Güzel döndü. Oh, döndüm. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Hızlı hadi. Şekilde gidin, çok az zamanımız kaldı. Cam bassın. Abi dip gaz gidiyorum. Hiç kesmeden. Ben sana bakıyorum. Sağ önünde birileri var gibi. Bandaj tutuyor. Aynen. Sağdan mı geliyor? Soldan mı? Fark etme. Solda, solda adam var. Solda adam var. Döndürüyor bana. Sol önünde biri var. Sol önünde biri var. İşte o. Tamam ben de diğerini aldım. Ne yapıyor öyle? Ya burada yemin ederim. Okey birini de aldım. Burada fast driver var oğlum. Benim old line. Paul Walker kardeşim. Az kaldı az kaldı. Bu süremiz daha az. Devam. Sağ önde sağ önde sağ önde. Merak etme ben zikzak yapıyorum. Gelmeyecek tekmeye. Sağ önde sağ önde sağ önde solda. İki tarafta da var. Hadi ben zikzaktayım. Çalış Merve. Hemen solumuzda biri var. Sağ önde biri var. Teknenin durumu iyi değil. İlk bulduğumuz tekneyi değiştiriyoruz arkadaşlar. Solda bir tane tekne. Solda, tekne solda, mi? Solda, solda, solda. Evet, 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 evet. Çıkın. Kaç dakikamız kaldı? Çok az vaktimiz kaldı. Ulan, İstanbul Boğaz Köprüsü'ne geldik. Tamam. Aha. Aha. Bir tekne. Oo. Topaçlara bak. Topaçlara gitmiyor ya. Tamam, manlak. Bir de var. Şöyle bir şey yapsam ne olur? İçimden geldiği için sadece. Tamam acelemiz var ama bunu yapmam lazım. Benim Mermim kalmadı arkadaşlar. Bence devam etmeliyiz. Az kaldı bu arada. Tam olarak nereye geçiyorduk? Görce. Geldik ama tam olarak neresine? Bence kıyıya çıkmalıyız artık. Tamam solda kıyıya çıksana. Tamam. Alan geldi zaten. Evet arkadaşlar köprüye geldik. Atlayın gençler havuza bir serinleyelim. Teşekkürler. Alkış. Bir kaptanın doğuşu be! Bu tamamen iyi adam payı aferin. Bacal usta kaptan, bacal usta. Davay davay. Davay davay, davay davay. Ağlama. Sen ağla. Doğru geldin. Smatrice adam gerçek. Gençler drop geldi. Aa, drop orada. Denizin ortasında. Gidir. Basılır bu arada. Koş 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 koş. Bir çıkacak ne çıkacak. Bu arada çok uzak ya. Gerçekten onu nasıl alacağız oradan? Ben atlar alırım istiyorsanız. Ne diyorsunuz? Ben at. Birinin atlaması lazım. Atlayacağım mı? Arada bir takım olmak lazım, arada bir de bencil olmak lazım. Senin şimdi bunu takımın adına yapman gerekiyor Abdü. Ya bu denizin içinde ben alır gelirim. Peki onunla bu kadar yükle gidebileceğine emin misin? Çıkartırım tişörtü. Ve nasıl açacaksın? Şu an onu düşünüyorum denizin içindeyken. Zorlanabilirsin. Tamam, çok ısrar etti. Sen bir atla da gel Abdü. Bakalım ne çıkacak? Emin misin Abdü? Bunu size emanet ediyorum, gözünüz gibi bakın. Yavrum gelin, hadi görüşürüz. O artık bizim emanetimiz. Sanki. Çok iyi. Asla böyle yüzemeyeceğim bu arada. Drop'u alabilecek mi? Ben şu an onu düşünüyorum. Birazcık zor ama. Biraz zor görünüyor çünkü. Drop'u devirmesi lazım. Drop'u devirirse eğer... İçindekiler ıslanır. İçindekiler ıslanır. Ben biliyordum böyle olacağını. Alamayacak. Onu oradan çünkü devirmesi lazım.
Aynen, devirmesi lazım suyu ve eşyaları da öyle alamaz yani, ıslanır içindekiler. Bence geri gel. Başka bir çözüm yolu buluruz. Çok büyük, çok büyük. Ulaşamıyorum. Gel, gel. Geldim işte dostum. Başka bir çözüm buluruz. Alınmaz abi. Çok yüksek. Birisini çağırıp destek almamız lazım. İşaret fişeğini atalım. Ya da ikimiz atlayacağız, üst üste çıkıp öyle atacağız. Bence atmayalım işaret fişeğini şu anda. Niye? Ne yapalım peki bunu? Çeyizine koyarız. Hayır, daha yarışma var bence. Birimize lazım olabilir. Ver abi, atayım onu. Eyse diğeriniz alsın. Sence onu alabilir miyiz? Bence alamazsınız. Gittim. Şöyle bence bir ihtimal olabilir. Bence almayın ama siz bilirsiniz. Şöyle bir ihtimal olabilir. İki kişi atlayıp böyle suda üst üste çıkıp bir şekilde devirip açabiliriz. Devirmeyi denedim, alttan bağlamışlar. İçindeki ama içindekiler ıslanır. İçinde ne olacağını da bilmiyoruz, harita marita ya, varsa. Ya biri eğse, diğeri alsa olmaz. Çok yüksek, çok yüksek. Buradan göründüğü bence gibi değil. Zaten... Bak kolunla yetişemiyorsun. Çırpınıp en üstüne değiyorsun, kayıyor falan, bir şey ben olmuyor. Alınmıyor. Ben seviyorum, o işareti şey başka bir şeyden lazım olacak ama. İyi, atla gel. Al da gel. Al da gel. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Ben Freyigancı atma taraftarıyım. Bence de kesinlikle. Su kağıdı olarak oylamalara sunuyorum. Tamam, atılsın diyenler. Referandum yapılsın bence de, yapılsın. Atılsın yapıldı. Atılsın. O zaman. Hadi gönder. 3, 2, 1. Ne olacak şimdi biz bunu attık? Yardım gelecek. Allah'tan vahiy gelmesin. Şansımıza da gelirsin. Hayır, normalde şey iniyor ya. Acaba tamam. Zıpkın gibi bir şey mi gelecek? Zodiac geldi ya. Evet. İki var. Bize getirecekler demek ki. Çok havalı. Aynen. Asla böyle olamayacağız. Evet. Çünkü biz yüzme biliyoruz. Bizim olsa karavanın olur. Karada yürürüz ancak. Leirgan'la geldiniz herhalde. Buyurun, buyurun. Merhaba arkadaşlar. İşaret fişeğinizi gördüm. Size yardıma geldim. Şu drop işinizi bir çözelim. Hadi. Ver. Biraz sanki ağır mı oldu? Yer saçmalıyorsun. Bence bütün gün uğraştığımıza değecek. Gel. Umarım. Büyük ödül değil mi bunun içindeki? AVM'ye çıkarsa yalnız çok pis şeyler olur. Drop'a çarptık. Tut abi, tut, tut, tut. Tamam, rahat ol, tuttuk. Biz bunu burada açalım, hiç taşımayalım abi. Aynen. Yandan açsana. Hayır, hayır. Böyle mi yapalım? Götürelim mi? Açalım bence burada, götürmeyelim. Bence de açalım. Aç abi, aç. Kutusunu evde kullanırdım sonra. Saklama kabı olarak. İçeriye alsak ya, kapak düşecek. Aç abi, aç. Hadi zamana kalsın. Bana bekliyorum bu arada. Şambayı çekin. Kapı aç. Çanta var. Çanta var. Drop'u da zaten denerken kırmışım. O zaman ye! Ye! Acayip, acayip, acayip ye! İşte bu! Evet, çantamız burada. Evet, açıyorum arkadaşlar. Aç, aç. Çok istiyorum. Bir mani çıktı. Mani yok, bakın ne çıktı. Başka ne var? Aa, bir de uçak var. Bu ne? Bunlar ne? Dalış kıyafetleri. Bunlarla ne yapacağız ki? Koordinatlar. Dalış kıyafetiyle mi ne yapacağız? Evet. Takmakla görmek farklıdır. Bunu sakın unutma. Yanıtlar uçakta saklı. Süreniz sadece 5 dakika. Bir daha okusana. Uçak mı gelecek? Bakmakla görmek farklıdır. Bunu sakın unutma. Yanıtlar uçakta saklı. Süreniz sadece 5 dakika. Uçak mı gelecek? Uçak gelmesi lazım. Demek ki uçağı da alacağız. Evet. Uçak batığı var burada. Uçak batığına da alacağız. Ama uçak beni düşündüren... Oluyor? Ben yukarıdaki uçaktan bahsetmiştim. Yok. Nasıl tüp? Yani serbest dalış yapacağız. Uçak da bayağı derinde. O yüzden sen de dalış kıyafeti giydiğine göre herhalde beraber dalıyoruz. Bilmem. Diye düşünüyorum. Dalış kıyafeti de benim dalış kıyafetim olduğuna göre. Direkt bana müsaade seçilmiş arkadaşlar. Kişisin. Ben de almayacağım da göre. Ben de dalamayacağım. Cevaplar uçakta saklı yazıyor. Bir daha. Öyle, aynen. Yanıtlar uçakta saklı. Uçağın içinde. Bir sonraki drop uçağın içinde. Okey. Onu gidip almamız lazım. O yüzden ben hazırlanıyorum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ben gittim, hadi görüşürüz. Bay bay.
Gidiyorum. Ne güzel dalıyorlar ya. Çok iyi be. Bir şeyler bulmuşlar. Bu ne? Bayağı ağır bir şey. Yes. Heh. Bidonları aldık geldik. Bunlar ne ya? Ne var içinde? Anlayamadım. Bunlar ne var? Zemzem suyu var içinde. Mesleğinden dersen. Alırsa. Çek 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 çek. Çek. Okuyacağım mı? Hadi oku. Hadi okuyayım. Yine bir mani var. Mani biraz kırışmış. Tam 4 litre su. Hı. Tam 4 litre su verirseniz ne bir eksik. Ya dur, ne bir fazla. Ne bir fazla. Yasnayalı kaptan götürecek sizi son aşamaya. Kilidini açın sandığın cevap efsanenin ayakları altında. Tam 4 litre su verirseniz ne bir eksik ne bir fazla. Yasnayalı kaptan götürecek sizi son aşamaya. Bizim kaptan Yasnayalılık var mı? Kilidini açın sandığın cevap efsanenin ayaklarının altında. Kaç litre abi bunlar? 5 litre. Bunda 3. Ama 4 lazım diyor, değil mi? Tam evet. Tamına 4. O 1 litre fazla, o 1 litre eksik. Yani tamamen 4 litre tamamlamanız lazım. Ama bir damla bile fazla olmayacak ya da eksik bizim olmayacak. Bizim şişe büyük ihtimal 1 litreliktir. Dur bakayım. Hayır ya. Bence o öyle değil. 1 litrelik değil mi? 1 litreliktir. Evet. Ya emin olamayız bence. Riske girmeyelim. Kızım her gün içtiğimiz şey işte 1 litrelik şişe. Allah Allah. Bir damla bile fazla istemiyor. Ona göre bir çözüm üretmemiz lazım. Başka bir... Birine boşaltıp birinden çıkartmamız lazım. 1 litreyi Allah Allah. Göze eksilmesi veya fazla ısırması için. Bu pilav yapmaya benzemiyor ha. Bir şey söyleyeceğim. Bunun dışında bir tavsiye olan var mı? Sadece matematiksel zeka kullanıyorum şu anda. Suyu kaynatırsak buharlaşır. Matematiksel görsel zeka. Tek bir damla fazla olmayacak diyor ve bunun üzerinde 1 litre falan yazmıyor. Nerede arkadaşlar yazmıyor ya? Altına bak. Ha, 1 litre cam şişe. Nerede yazıyor? Hadi göster. Hadi göster. Ha, 1 litre cam şişe. Buldum. Evreka. Evreka, evreka. Buldum. Hadi. İlk öncelikle 3 litreyi boşaltacağız. Tamam, daha sonra 5'ten 3'e boşaltacağız. Orada 3 kalıyor. Burada 2 kalıyor. Orada 3 kalmıyor. Burada 2 kalıyor. Tamam, anladım. Koyuyorsun. Tamam, 5'ten 3'e dolduruyoruz. Burada 2 kalıyor. Sonra tekrar dolduracağız. 4 litre kalacak. Okey. Kesinlikle. Tut sen şunu bakayım. Tuttum. Dök abi onu. Dök. Ayakları dök. Oh, kendimi sanatçı gibi hissediyorum ya. Tamam, bir damla bile kalmadı abi. Dök. Getir bunu abi şimdi. Bunu içine dökeceğiz. Getir. Dök kendini. Bulmacalarla dolu bir program gerçekten. Şimdi bunun içerisinde 5 litre vardı ya. Hı hı. İyi dinle, tamam. Tamam. 5 litrenin buraya... Ağzına kadar döktüğümüz zaman bunun içinde kaç kalıyor? 2 litre kalıyor. Bunu döktük. Tamam. Sonra bunun içerisinde 2 boşalttık. Değil mi? Hı hı. Tamam. Sonra bunu dolduruyorum, getiriyorum. Tamam. Bunun içerisinde 5 litre var. Tamam. Doğru mu? Sonra 5'ten 1 buraya, 4 oluyor. 5'ten 1 kalmış oluyor zaman, zaten. Bunun içerisinde 4 kalıyor. 4 kalmış oluyor. Tamam. Hadi doldur gel bakayım Deniz'den bunu. Tamam. Ağzına kadar doldurduğun zaman elinde 4 litre kalacak. Hadi. Aynen. Fulle bitti. Sonra 4 litreyi ne yapacağız? Ben onu anlamadım. Dur. Yavaş dökün. Yasnayalı kaptanı vereceğiz. Kaptana gidelim. Al 4 yaptık. Bu doldu tamamen. Aynen. O zaman burada 4, şu an 4 litre var. Aynen öyle. Ne eksik ne fazla. Kaptan. 4 litre var içinde. 4. Sem liter. Bu adet, хорошо. Ooo. Hadi.
yaptık? Geldik. Kaptan buraya getirdi. Ama hiçbir şey söylemiyor. Abi ve hiçbir ya. Şey yok burada. Farkındaysanız. Bu kadar uğraştım yemin bir şey çıkmazsa. Şunların altlarına falan bakalım. Belki ipucu ipucu bir şey koymuşlardır. Tamam, bir şeyin altına bakın da. Suyun altına mı baksanız acaba? Alacağız mı? Dalalım mı? Dalalım. Hadi o zaman vakit kaçmadan çok gidelim. Güneş batmak üzere. Hava kararmadan çözmemiz lazım. Bir şey söyleyeyim mi? İlk drop'ta bulduğumuz anahtarla bunu açacağız. %90. Evet, anahtarın bir şeyi var. Kesin. Çok iyisin. Güzel. Sonunda bulduk mu efsaneyi? Neymiş bu, çok merak ettim ben. Anahtar. Hadi. Anahtar kimde? Anahtar bende. Çok iyisin. Yes. Arkadaşlar, Poseidon'un ayağının altında duruyordu. Böyle dalıp oradan çıkardık. Efsane güzeldi. Bak, bütün yorgunluğumu unuttum. Poseidon'un kenarından geçtik. Atlar var, bir şeyler var böyle. Orada bunu bulduk. Değil mi? Ya görmeyi çok isterdim. Çok iyiydi. İzlersin videoyu. Tamam. Hadi. Demek ki bunun anahtarıymış. Şunu aldık mı? At bunu yap bak. Hazır mısınız? Hadi aç. Olmaz aldık. Büyük hissediyorum vallahi. Ben de büyük hissediyorum. Aa. Ya hayır. Yeter, bu dakikadan sonra bir danışmanız bir şey isterseniz ben yokum babacığım. Bence çok iyi. Hadi güzel bir şey çıksın. Kabarsın dalgalar, sallansın denizler. Poseidon PUBG Mobile'de. Ve arkadaşlar, sizin hepiniz için büyük ödüller düşünmüştük ama PUBG Mobile olarak kaybettiğimiz ormanlar için hepinizin adına fidanlar bağışlıyoruz. Çok güzel. Biraz yorulduk. Biraz yorulduk. PUBG Mobile'a teşekkür ederiz. Emek harcadık ama ormanlarımız için. Bu bedel değer. Bir faydası olacaksa her türlü. Bizim burada verdiğimiz iki nefes, bunlarca nefes de bedel olacak. Okey, soru cevap moduna geldik. Bugün soru cevapta en az cevap verebilen kişi, en az doğru cevap bilen kişi denize gidecek. Yani denize yol. Benim için kaybetmesi çok da umurumda olmayacak. Benim çok umurumda. Yarışma. Ben atlarsam boğulurum. Ben de beni kurtaracaksanız atlarım. Kurtaramak mı istedim? Kusura bakma. Ben açım. O yüzden bu gemide gitmek istiyorum. Sen? Sen de ölmemek istiyorum. Bilmiyorum. Ben ölmek istemediğim için bilmek zorundayım. Hadi o zaman. Ben sorular gelsin. Ben olmak istemiyorum arkadaşlar. Birinci sorun Merve. Hazır mısın? Hazırım. Sordum. Angel, Miramar, Sanok ve Weekend hangisi alan olarak daha büyüktür? Sanok en küçüğü. Angel, Miramar, Sanok ve Weekend diye düşünüyorum. Sanok en küçüğü. Miramar. Weekend değil, Miramar. Lan ne söylüyorsun ya? Ama senin bilmesi lazım. Oho. Hayır kız gücü. Ben kızlara duymadım ki. Kızlara şey veriyorum. Ben onu duymadım. Sen niye söylüyorsun? Biliyordum zaten cevabı. Eksi bu arada. Niye eksi yiyorum? Ben bir şey yapmadım. Spoiler aldı, kopya aldı. O zaman ben de herkese kopya vereyim, eksi yesin. Onlar denize gitsin. Zekice bir hareket. Evet. Ama ikinci soru geliyor. Allah'ım yarabbim ya. Şu anda PUBG Mobile
yükseltilebilir kaç karakter vardı PUBG Mobile'da? Ve bu karakterler nelerdir? Yok artık ya. Soruları okumuşsun. İki karakter vardı. Okumuşsun. Soruların cevaplarına bakmışlar reis ya. Böyle bir şey olamaz. Bakabilirim. Senin elindeydi soru cevapları. O zaman onun suçu. Verildi mi? Atla denize. Doğru cevap ikiydi. Tebrik ediyoruz Merve'yi. Şu soruya ben sorabilir miyim? Sor. Bak spoiler verirsen atlarım denize abi. Oyundaki iki temel dürbün hangisidir? Oyundaki iki temel dürbün. Şey mi? Garez. Şey şuradan baksana. Red dot. Yanlış işte ya. Red ve dot. Red ve dot. Maalesef seni kandı. Bilemedin. Senin ne alacağı adamsın ya. Ne? Abi sonuçta birini denize atacağız yani. Bari biraz da keyfimiz yerine gelsin. Bakma bakayım da veriyorsun. Son sorun. Dünyada yaşayan en uzun boylu insanı bir Türk biliyorsun yani. Sultan ismi de. Sultan. İsmi de Sultan Köşe. Boyu kaçtır? Şimdi birebir nasıl tanımlayabileyim ki yani? Bunun üzerinde bazı videolar var. Evet. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdiği için o senenin Guinness Rekorlar Kitabı alarak bunu öğrenmiş olabilirdi. Bilmiyorum arkadaşlar. 2.40 falandı. 2.51. Yanlış cevap. Tamam. 3 tane yanlışla uğurluyoruz seni. 3 tane yanlış. 2 tane yanlışım var. Bir tane de kopya var. Abi. Efendim. Hazırım. Şu an atalım denize gidelim hadi. Şu an PUBG Mobile'deki oyun içi yoldaşları hangileridir? Oyun içi yoldaşları evet. Hangileridir? Kuş. İsimleri var bunlar. Dinozor. Puh. King Kong. İsimler. Tamam yanlış. Kopya verdim. Yanlış cevap. Kopya verdim. Zaten bilemedi kızım. Duyamadım ama mi? Kopya verdim. Tamam, az önce bu kızın neler yaptı kopya verdi söyle. Diye. Söyle. Tamam yanlış cevap. Eksi bir. Kong. Kuş. Dinozor. Yanlış. Kong, Godzilla ve Şahin. Yani yaklaştın ama yanlış cevap. Tekniğin güzel ama geliştirmen lazım. Hatta biliyorsun Şahin diye. Kuş değil. Oyun içindeki iki tekerlekli motoru daha hızlı hale getirmek için ne yapmak gerekir? Oha. Tabii ki modifiye. Çok basit bir cevap var. Havaya uçurmak kemmege. Bir seçenek, bir hak daha sana sunuyorum. Bir okuyabilir miyim? Neymiş? Okuyamadım, bir daha aç. Kopya verecek ya, o yüzden. Turboyu alırsın. Tabii ki seni üç evetle uğurluyoruz. Ön tekerleği patlatırsan daha hızlı gider. Bu doğru bilgi. Ama o ne alaka PUBG? Denersin, görürsün PUBG Mobile oynarsan. PUBG Mobile Royal Pass ne kadar zamanda bir güncellenir? İki ayda bir. Ayda bir. 50. Ay pardon. Alkışlarla kariyerini bitiriyoruz. Ama doğru. Aslında 2 ayda bir aya düşündüler. Doğru. Evet 2 ayda bir. Tamam hadi bunu doğru saydık. Beni ilgilendirmiyor. Tamam. Ayda bir yazıyor. Hayır yanlış. Tamam yanlış. Dünyanın en uzun burunlu insanı da bir tür. İsmi de Mehmet. Burnunun uzunluğu ne? Biz de maşallah hep uzunluğumuz maşallah. Da bir şeyimiz de öyleyiz. 12 santim. Yanlış 8.8. 8.8 santimdi. 4 yanlışla seni köşene alıyoruz. Artık kariyerim bitti arkadaşlar. Gönder gelsin abi. Poseidon ilk suit ne zaman çıkacak? Poseidon ilk suit ne zaman çıkacak? Hadi söyle hadi. 20'sinden itibaren. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Söyledin değil mi? Anlamaz beni kimse. Söyledi. Vallahi gördüm söyledi. Şöyle söyledi. Hayır. Arkadaşlar kameralardan göreceksiniz bu arada. Söyledim o zaman. Ya bir şey diyeceğim. Bitiyor. Ben yanlış bilsem ne olur? Atlarım denize, üzerimde suit var ya. Gönder gelsin. Ama kaybetmek istemiyorum. Paraşütle atladıktan sonra dar bir alana yumuşak bir iniş yaparsınız ve aynı zamanda bir düşmanla karşılaşırsınız. Elinde Kar-98 bir tüfek ve tava var. Tamam. Hangisini seçmen gerekir? Tava. Doğru mu? Aynen. Tava. Çünkü Kar-98 hani çok açtığın zaman çok böyle dürbünü yakın oluyor. Genel vuramazsın yan yana. Mesafeden de evet. Kullanıyorum bunu. Dar olan. Bayağı bravo sen o zaman. Ay, TDM oyuncuları bilir. 2'deki gidiyorum ha bu arada. Güzel gidiyorsun. Sen kaybettin bu arada şu an bana. 3'ü tekrarlıyoruz. PUBG Mobile'de şu anda Gamlık Uzgun, Poseidon X-Suit'i gibi yükseltilebilir karakterler evet, var biliyorsun. Doğru. En fazla kaç seviye yükseltilebilir? Abi benim bildiğim bir şey. İsim verme Kenan. Benim bildiğim bir şey. Hayır. İsim verme diyor. 6 seviye yükseltilebilir. Tabii ki ben de öyle diyordum. Yani 6 seviye olduğunu söylemedik. Ama daha haksızlık onu söyledim. Çok kolay ya.
Son olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş biri olarak bu soru sana gidiyor Abdü. Olimpiyatlarda şu ana kadar kaç madalya aldın? Buse Naz aldı, Ferhat aldı. Ondan sonra Mete Gazoz aldı, aynen. Taha Akgül aldı. Ondan sonra Rıza Kaya Alp aldı. Karate'de aldık. Ben 13 diye biliyorum. Ama yanlış çıkarsa da bütün maçları kaçırmadan izledim ama 13 diye biliyorum. Umarım doğrudur. Doğru. Bu arada şampiyonlarımızı da madalyalarımızı sporcularımızı da tebrik ediyoruz. Kaç soru sordunuz hocam? 4. 4'le hadi görüşürüz. PUBG Mobile'in işbirliği yaptığı araba markaları hangileridir abi? Tesla, McLaren. Hadi görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim sana. SKS'nin toplam mermisini sormuş sana. SKS'nin toplam mermisini 20. Evet, bunu herkes bilir. Öbür soruyu da sorayım. PUBG Mobile'de toplamda kaç tane tutamaç vardır? Hemen söyle. Dur. Bilemezsen çok gülerim bu arada. 6. Onu da bildi. En çok takipçisi olan Türk Instagram fenomeni Nusret'in takipçi sayısı kaçtır? Hadi söyle. Söyle. 32. Yanlış. Kaç? 37.2. Tamam, ben en son dün mü baktım? Adam günde 5 milyon yükseliyorsa ben ne yapayım? Gel buraya. 3 tane cevapla Barış yallah kazanıyor be. Yallah. Hadi. Deniz gelirdi. Kulağımda dalga dalga bir mezar sesi. Dinledim derdini, bir ses. O seyirde onu merak ederdiniz değil? Gel, göstereyim size. Bak, oyuna bu şekilde geliyor. Birinci seviyesinde, temel bölüm böyle. Takım arkadaşını lobiye girdiği zaman, paylaştığı zaman bu şekilde yandaki maske verebiliyor. Bu tamamen lobiye özel bir özelliği. Şöyle güzel bir özelliği de var. Bak. Kalbinde sevgi de var. Nasıl? Çok iyi. Ondan değil mi? Evet. Bir tık daha geliştirdiğimizde bu şekilde tekrardan parlıyor. Çok iyi. Zafer yayını, yani ölüm duyurusunda bir ismi oyunda vurduğu zaman şu şekilde ekrana giriş şekli var. Herkesin ekranında bu şekilde çıkıyor ismi. Bayağı iyi. Ve dur. Şok ve dehşet. Bu artık giriş emojisi. Şuna bakar mısın ya? Bayağı iddialı. Aslanla beraber geliyor. Balığın atası. Tam bir denizlerin kralı. Toplanma alanına giriş şekli de bu şekilde, bu en iyisi. En iyisi bu. Çok iyi be. Ve 6. seviyeye getirdiğimizde de böyle ekstra üzerine düzeltilmiş, upgrade edilmiş, yani güncellenmiş bir şekilde, parlak bir şekilde oyunumuzla geliyor yeni mahsus. Hayırlı olsun. Çok güzel. Gerçekten. Bayağı iyi. Gençler, bir şey söyleyeceğim. Bir şey unuttuk. Ne? Nisa'yı suya atlayın.